Merhabalar. Aha, geldin mi oğlum? Geldim. Ne yapıyorsunuz mami ve büyük mami? Yoğurt mayaladık oğlum. Vallahi mi? Öldüm yorgunluktan, beni de mayalayın. Ben de yoğurt olayım. Bari iki yanağa sürüleyim. Bıktım ya. Ya vallahi bıktım. Ne açılmaz eczaneymiş. İki ayağımla yetişemiyorum. Cırlama lan gavur oğlan. Kolaya dükkan tezgah mı olur? Oh! Aa! Zeynep! Ne oldu kızım? Biri mi yüklendi sana? Ya bırak mami, bırak. Ben çalışıyorum eczacı için. Zeynep cılk giriyor kapıdan ya. Ben de evrak işleriyle uğraşıyorum Cevahir. Of, sırtım mı, belim mi, ne tutulmuş? Yok kızım, senin kuluncun kalkmış. Vallahi bak şimdi, ben seni şöyle dirseklerden kaldırıp iki kerkindim mi... ...hiçbir şeyciğin kalmaz, haciz gelir sızılarına. Aman Cevahir ya, bir de çıkırtı kesilme başıma. Aa, Cevahir'in elinden gelir böyle şeyler. Dedesinden el aldı. Bizim komşunun oğlunun kalçası çıkmıştı da bir keresinde. Onu küt diye yerine oturttu yavrum. Hey, sen ne diyorsun ya Zeyzey? Ben omuz silkme, kulunç kalkma ve... ...makas kopartmada rekortmenim. Vallahi billahi ya, istersen düzeltirim. Ha yok istemem falan dersen, dolaş böyle iki büklüm bir salkım. Baba, sen ne kadar eczaneviysen ben de o kadar efsaneviyim. İyi, hadi gel şu Zekai'nin odasına geçelim de... ...şimdi biri gelir saçma sapan şekilde görünmeyeyim. Kız gelin, iyileştireceğim diye kızı kıtlatmasın bu gavur oğlan. Ay anne, alternatif tıpta pozisyon olmaz canım. Neyse hadi ben Nazan'a gideyim, niye gelmediler diye bir bakayım. Ha tamam. Bilal, şimdi senin bu şüpheli hareketlerin beni de hareketlendirecek şimdi. Adam gibi söyle, kardeşim nerede? Zeynep nerede? Aa, Zeynep, az daha geliyor. Geliyor. Zeynep'in sesi değil mi bu? Ne iş var onun burada? Ha? Yok be abi, burada ne iş olabilir ki? Hadi gidelim. Dur. Ay, geliyor. Ay, Zeynep'in tam orası. Az daha geliyor. Ay, geliyor. Lan! 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 Galip abi, kurban olayım, bir sakin ol bak. Hayır. Nefes alma. Hayır, fırladım öyle. Abi sen nereden çıktın? Abi mi? Tanıştırayım. Zeynep'in abisi Kadip abi. Bilal, ne bu kepazelik böyle? Kim bu kız kardeşimle yakın temas eden Mevta? Kadip abi, gel. Kadip abi. Kadip abi, bir... İkinizi de keserim, kendimi de yakarım. Gider tosunlar gibi müebbetimi yerim. Kim buranın sorumlusu? Lan! Kadip! Yedin! Tamam, lan! Kadip, bana bak Kadip! Yedin o bıçağı! Bıçak zaten kemiğime dayandı, bana bak! Bana bak, burada kepazelik yok! Burada kepazelik yok! Aksine gün boyu tazelik... ...ve doğadan gelen bahar kokusu var Kadip abi! Bana yanlışın kralı yapıldı. Buradan tabut çıkacak. Ama bir tabut, ama iki tabut. Çıkacak buradan. Bak, konuşun lan! Konuşun! Abicim dur. Ben bu adamla evlendim. O benim kocam olur. Kocam bak. Burada her şey legal yani. Her şey legal. Evet, Katip abi. Biz Zeynep'i everdik. Yani böyle dolaşmasın, namusumuz gözükmesin diye. Buna niye abi, haber verilmedi yok lan? Ha? Ben eşek başı mıyım yoksa başka bir şeyin başı mı? Estağfurullah abi. Nedir bunun adı? Abi, Katip abi. Ceva derler bana, Ceva derler abi. Ceva mı? Ceva yoksa Cevahir'in kısaltması mı bu Ceva, ha? Yok abi, değil. Bu şeyin kısaltması. Timur Lenk'in kısaltması bu. Timur Lenk arkadaşın adı. Timur Lenk. Timur Lenk ama ne zaman, ne ara Ceva oldu yani bilmiyorum. Sen içerideyken dışarıda Türkçe çok pis esnedi be abicim ya. Çok iyi çocuktur bu Timur Lenk. Çok severim ben bunu. Çok sevişiriz biz bununla. Çok sevişiriz. Ben kurbana falan da hep bununla girerim yani. Bana bak. Keseli bir elbe. Bu seferki kurban ben miyim lan? Ay, indir sen de şu silahını, sok bıçağını canım. Üf, ne donanımlı adammışsın. Arkadaş, benim en kıl kaptığım şeydir bana yalan söylenmesi.
Hele de konu tek varlığım kız kardeşimken. Abicim. Abicim. Abicim, canım abicim. Biz sana gerçeği söyleyecektik aslında. Ama hapisten kaçarsın diye korktuk. Ondan söyleyemedik. Yoksa biliyorum ben, senin en çok istediğin şey benim düğünüme gelmek. Tabii canım, biz düğün yapmayalım dedik Katip abicim. Biz bir kendi aramızda şey yapalım, karpuz keselim dedik. Düğün çok banal de olur dedik ama işte zorla yaptırdılar Katip abi. Bana bak Timur Lenk, seni pek gözüm tutmadı. Her renk var sende, cıvıksın. Birkaç gün inceleyeceğim seni. Bir falsonu görürsem en direkt keserim seni. Hadi gel, ben sana bir kahve yapayım, sakinleşirsin. Hadi gel, gel. Hadi gel. Hayır, evliymiş gibi yapmak da ne oluyormuş? Bari gerçekten evlenin de ne yapıyorsanız normal yapın canım. Lan oğlum, bunu bana niye söylemediniz? Niye söylemediniz? Nasıl sakin olayım, ha? Nasıl sakin olayım Bilal? He? Bunu da mı görecektim? Abi gel otur sen. Otur abi. Ya bunlar bana reva mı, deva mı ya? Ya ne olacak bu olayın devamı abicim? Bak bak, bari biz evli gibiysek bu koyu tohumda bebeğimiz gibi davransaydı da ağzını burnunu yonsaydım ya. Tutmuş bize abiyi getirdi ya. Olayı harladı tokacı kırık. Ne yapsaydım ha? Ne yapsaydım kürek? Siz zaten harlıydınız. Konuşmasaydım gebertiyordu bizi. Cevahir omzumu düzeltiyordu Bilal. Neyse tamam, olan oldu. Evlilik meşru. Eğer gerçekler ortaya çıkarsa abim başta ikiniz olmak üzere hepimizi keser. Bu işin bir de Kuddusi ayağı var. Gelip de sorarsa bu ne ayak diye görürsünüz. Bari iyi rol kesin de olay çıkarmayalım. Tamam. Ya hadi, ya hadi gidelim ya. Adam iyice kıllanacak, tüylenecek ya. Bana bakın. Oğlum rolümüz neyse keselim. Ben zaten karakter oyuncusuyum. Ben iş adamı olayım mı lan kıl yer der? İyi yaparım. Ha? Kopyala yapıştır. Of. Hadi. Zeynepciğim, aşkımın tutarcısı, göğnümün kokarcısı, acaba bana şuradan bir bardak su verir misin? Tabii hayatım. Al aşkıcığım. Ay. Bir de canımın dışı, acaba ayaklarımı da yıkar mısın? Ne de olsa karı kocayız değil mi? Artık Cevahir. Ne? 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 Ne Cevahir lan? İkidir telaffuz ediliyor o omurgasızın adı. Yok abim, yok böyle değil. Abim öyle değil. Böyle, abim benim. Şimdi Cevahir bizim buralarda yani sevimsiz bir kişilik olduğu için yani kalıplaştı, deyimleşti. Mesela ne zaman olumsuz bir şey olsa o hep Cevahir'in ismiyle anılır oldu. Mesela yok artık Cevahir. Hani yuh ebenin dalı gibisine. Katip oğlum, sen içeriden yeni çıktın. Bak canım bir şey istiyorsa çekinme, söyle yapayım. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Ay babaanne ya, biz bu evden hiç memnun değiliz. Geceleri bir gürültü oluyor, bir gürültü oluyor. Biz de yan komşunun çocukları tepişiyor sanıyorduk. Mürsel geçen gün elinde cetveliyle kalktı gitti. Meğerse bu komşuların çocukları falan yokmuş. 20 yıllık karı koca tepişiyormuş. İmza toplayak kendi aramızda, attırak kosikleri ha? Ay babaanne, kendi aramızda imza toplasak bizden birini attırırız. Mesela abime. Bana bak Timur Lenk. Bizden kız almak öyle marketten kaz almaya benzemez. Akıllı olacaksın, delikanlı olacaksın. Hal hareketlerine, kılık kıyafetine dikkat edeceksin. Yoksa adamın adını Adana dolaylarında Karacaoğlan'a çıkarırım, haberin olsun. Emrin olur abicim. Kızım geri dönün. Ha? O evi de kapatın. Zaten burada yaşıyorsunuz. Ha tükürdünüz, ha ciğeriniz yandı. Ne değişti ki ha? Lan koyu gavur. Kim bu açık gavur? Hafizenine tanıştırayım. Katip abi
Zeynep'in abisi. Katip abi, Hafize nine. Mahallemizin ninesi ve ırkçısı. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de bu evin kızı Nazan'ım. Somer Tuna'nın annesiyim, Zekai'nin ablasıyım, Cevahir'in de... Cevahir'in de liseden yengesinin kankası. Yani uzaktan akranlar. Aynı yılında doğmuşlar. Ya 1900'lerin sonlarında. Ya bu bizim Timur Leng'in kız kardeşi bu ya. Bunu gittiler bir pasif oğlana verdiler. Bu kız heder oldu, heba oldu. Çağdaş mobilyalara kırlent oldu, minder oldu bu ya. Nazancığım, Hafize nine, gelin bakın size ne göstereceğim. Hı. Gelin ya. Neyse, ben de kalkayım, Bilal'lere gideyim, biraz yatayım, bir etraflıca düşüneyim. Bana bak Timur Lenk, her anını gözleyip not vereceğim sana. Benden kız almak böbrek almaktan daha zordur. Tabii Katip abi, gözetleyin beni. İsterseniz tuvaletteyken de kem açalım ha. Timur Lengim, rengarengim. Timur Lenk, çok cıvıksın. Kanın fazla galiba. Canım. Selam söyle, tamam mı? Hadi, selam. Hadi abi, görüşürüz.